1940'lara ait sanat eserlerini bir araya getiren iki küçük oda var. Bu dönem İkinci Dünya Savaşı ve soykırımla akıllarda kaldı. İlk odada savaş sırasında yapılmış sanat eserlerini görüyorsunuz. Çaresizlik ve yok oluş sahneleri var. Ama yaşanan olaylara çok farklı tepkiler de var. Karamsarlık ve iyimserlik, korkutucu sahneler ve ütopya idealleri. Aslında bunların hepsi aynı korkunç döneme, aynı tarihe birer farklı tepki. Arkamdaki eser, Francis Bacon'ın Çarmıha Gerili Figürler Üzerine Üç Çalışma adlı eseri. Bu eser, İngiliz sanat tarihi için bir dönüm noktası ve müzede hak ettiği gibi çok önemli bir yerde sergileniyor. Tate'in koleksiyonundaki başyapıtlardan biri. İkinci Dünya Savaşı'na dürüst fakat oldukça sert, korkunç karamsarlıkla tepki vermiş bir resim olduğunu söyleyebiliriz. İlk olarak 1945 yılının Nisan ayında sergilendi. Her ne kadar ikisi arasında doğrudan bir ilişki olmasa da, toplama kamplarına ait fotoğrafların dünyaya gösterilmesinden bir ay sonra sergiye çıkması, insanların bu esere baktıklarında ne gördüklerini doğrudan etkiledi. Çünkü insanların acı çekmesine, vahşiliğine ve diğer insanlara acı çektirme kapasitesine bir atıf vardı. Arkamdaki eserde Yakup'un bir melekle güreştiğini görüyoruz. Bu eserin ismi Yakup ve Melek. Jacob Epstein'ın kariyerinin sonlarına doğru yaptığı bir seri heykelden bir tanesi. Sanki bize maddi dünya ile manevi dünyanın çatışmasını anlatıyor. Ait olduğu dönemi, yani 1940'ları düşünün. Bu odadaki bütün eserlerin öyle ya da böyle İkinci Dünya Savaşı'na bir tepki olarak ortaya çıktığı ya da doğrudan savaşı anlattığını düşündüğümüzde bu algı daha da güçleniyor.